gözden iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Biz yeni haftaya bir yeni romanla, son romanla başlıyoruz. Polisiye edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Celil Oker'in son romanı Sen Ölürsün, Ben Yaşarım. Bugün kendisiyle buluşmamıza vesile oldu. Birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız yani, için. Biz özelde dedektif Remzi Ünal'ın son macerasını konuşalım. Belki daha genelde polisiye üzerine de konuşuruz. Ama izninizle maalesef yine bir vedayı duyurarak başlayacağım söze. Sevgili seyircilerimiz, Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin genel sanat yönetmeni. Aynı zamanda öncesinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun genel sanat yönetmenliğini de yürütmüştü. Opera sanatçısı Arda Aydoğan bugün hayata veda etti. Sanatçının salı günü öğle namazını müteakip Levent Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Ve açıklamayı yapan opera sanatçısı Çağnur Gürsan, Aydoğan'ın zamansız vefatı nedeniyle büyük bir şok yaşadıklarını da belirtti. Arda Aydoğan 1963'te Ankara'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu. İstanbul Devlet Operası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve az önce de söylediğim üzere Cemal Reşit Rey Opera ve Orkestrası'nda solist sanatçı olarak da başrollerde yer aldı. Sevgili seyircilerimiz, dedektif Remzi Ünal yeni bir macerayla, yeniden okuyucusuyla buluştu. Celil Oker'le daha fazlasını konuşacağız. Efendim özlenen ve merakla beklenen bir yeni maceraymış. Okuyucularınızdan gelen ilk reaksiyonlar da herhalde bu yönde. Kısa bir süre önce buluştu gerçi okuyucuyla ama bir özlem varmış galiba, değil mi? Yani mecburen oluyor. Şimdi popüler kültür ürünleri hızlı tüketilen ürünlerdir. Polisiye romanlarda doğası gereği hem hızlı okunuyor hem hızlı sonuç olarak bitiriyorsunuz. Ama benim başka sorumluluklarımda olduğu için belki de yeterince çok ve hızlı çalışamıyorum. İşte son olarak yanılmıyorsam 3 yıl aradan sonra bir tane daha geldi. Bakalım ne olacak. Evet, şimdi bir heyecan yaratmış. Zaten türü gereği de bu heyecanı hak ediyor. Umarım ama öyle. Bir hatırlatalım da istiyorum aslında. Remzi Ünal karakteri ilk ne zaman doğmuştu, ilk ne zaman okuyucuyla buluştu? Bu kaçıncı macerası örneğin? Bu 9. kitap. Ne zaman buluştu? 1998'de Kaktüs Kahvesi. Oğlak Yayınları'yla ortak bir operasyonla bir polisiye romanlar yarışması düzenledi. İyi ettiler. O yarışmanın ödülü de birinci olanın kitabının basılmasıydı. O yıl ben kazandım. Ve Oğlak Yayınları Macera Perest dizisinden sözlerini hemen tutarak, hızla tutarak bastılar. Öyle başladı. 99 uzun soluklu bir yolculuk dolayısıyla. Aslında bir yönüyle yaşım itibariyle yayınlamaya geç başladım diyebilirim. Hı. Ama yine de şöyle bakınca 15 yıl olmuş. O da fena değil. Hiç fena değil. Evet. Hiç fena değil. Şimdi, ben çok kısa bahsedeyim. Daha fazlası söylenmez zaten, bir polisiye roman. Ama Remzi Ünal bu kez hatır için bir işi çözmeye yola koyuluyor. Ve her seferinde olduğu gibi Arap saçına dönüyor işler. Karma karışık oluyor. Evet. Ve nasıldı? Bir ceset asla sadece bir ceset değildir. Doğru mudur? Nasıl çıktı hikaye? Biraz bahsetmek ister misiniz? Şimdi aslında şöyle, bir polisiye roman yazdığınızda aşağı yukarı biliyorsunuz ki birisi ölecek. Ve o tek de olmayacak. Evet. Ya da ölüme denk çok büyük bir suç işlenecek ama genelde bir cinayet söz konusu oluyor. Elbette ki o cinayeti de bir bağlam içine oturtmanız lazım. Yani artık günümüzde Agatha Christie'nin polisiyeleri gibi şatoların kütüphanelerinde, okuma odalarında filan lordlar ölmüyor. Günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde bir bağlamın içine oturtmanız lazım.
Bu sefer de bağlam kaçınılmaz olarak aşağı yukarı dünyaya ve İstanbul'a biraz aklı sevimle bakabilecek herkesin gözüne çarpacak. O maşallah inşaatçılarımızın her metrekareyi kocaman gökdelenlerle değerlendirdikleri bu sektör oldu. Hı. Dolayısıyla söylediğiniz gibi Remzi Nal bir inşaatta çalışırken bir kaza sonucu yaralanan ama inşaat sahibinin, patronlarının da çok fazla ilgi göstermediği bir gencin anne ve babası tarafından rica ediliyor. O işe bir şey yapabilir mi diye. Remzi Nal da o patronla görüşmek için randevusuna gittiğinde yine bir büyük binanın 16. katında orada bir evet cesetle karşılaşıyor derken işler karışıyor. İşler karışıyor. Şimdi merkezde İstanbul, hatta daha evet, doğru söylemek gerekirse değişen İstanbul var. Böyle olması, güncel olanla birlikte yürüyen bir hikaye olması elbette daha gerçekçi kılıyor. Hatta söylemem lazım, benim de mezun olduğum okulun çevresinde, hisar üstünde geçtiği evet, için o kadar da detaylı tasvirleriniz var ki benim böyle gözümde canlandı. Bu da herhalde sizin özellikle tercih ettiğiniz bir yöntem, evet, değil mi? Çünkü polisiyelerin bir kere büyük şehirlerle, metropollerle bir derin bağları vardır. Ne bileyim, Maykammer dediğimizde New York'u hatırlarız. Dashiell Hammett dediğimizde San Francisco'yu hatırlarız. İtalyanların Venedikli şeyleri, Fransızların hep büyük şehirler. Bu da gayet makul bir şeydir. Çünkü büyük şehirler kara paranın, mafyanın, ondan sonra karmaşık ilişkilerin, kozmopolit evet, bir toplumun, kolay çözülemeyen meselelerin olduğu alanlardır. Dolayısıyla ben de başından beri kahramanımı İstanbul'un caddelerinde ve sokaklarında koşturuyorum. Ama şu farkla şuna çok dikkat ediyorum. Avrupa'da ya da yurt dışında İstanbul denildiğinde insanların aklına hep bir egzotik, bir oryantal İstanbul gelir. Oysa İstanbul evet, tarihten gelen dolu zenginliği var ama bizim yaşadığımız İstanbul her zaman o egzotik, oryantal İstanbul değil. Buna çok özen gösteriyorum. Hı. İstanbul'u bir şark köşesi şehri olarak yansıtmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla hepimizin yaşadığı sokaklarda, hepimizin yaşadığı alışveriş merkezlerinde filan dolaşıyoruz. Siz söylediğiniz aynı şey benim için de geçerli. Hı. Hisarüstü de benim üniversite yıllarımdan aşina olduğum bir yerdir. Hızla değişen. Son, buna da tanıklık çok etmişizdir. Çok değişti elbette, evet, ama yine de oralar benim yerlerimdir. Gayet de gerçekçi kılıyor bu yönü. Onu da söylemem lazım. Şimdi Remzi Ünal'dan bahsederken bizim geleneğimizde çok da dedektif kültürü olmadığı söylenir. Hiç yok. Dolayısıyla bir yerli kahramana sahibiz aslında. Onu dünyadaki dedektif karakterlerinden ayıran neler var? Belki biraz Remzi Ünal özelinde anlatabiliriz. Ne dersiniz? Evet, şimdi bir kere şöyle bir şey var. Gerçekçilikten söz ederken. Umarım gerçekçi bir şekilde yansıtabiliyorumdur. Biliyorsunuz Türkiye'de yasal bir müessese olarak özel dedektiflik yok. Hı. Bazı kendilerine o adı veren insanlar var ama yine de yok. Hı. Aslında şöyle düşünmemiz lazım. Var olan yerlerde de söz gelimi Amerika'da, İngiltere'deki özel dedektifler de sinemadaki, edebiyattaki o romantik özel dedektif niteliklerini taşıyan insanlar değil. Onlar da polis teşkilatının yetmediği ya da ilgi göstermek istemediği alanlarda bazı istihbarat işleri yapan birileri. Hatta daha da geçmişe bakarsak
Nat Pinkerton'un, yani o da bir edebiyat kahramanı gibi durur, kitapları vardır ama gerçek bir dedektiflik şirketi kurmuştur. Hmm. Nat Pinkerton'un dedektiflik şirketinin temel görevlerinden biri fabrikalarda grev yapmaya çalışan işçilere karşı hem istihbarat toplamak hem de grev kırıcılığı yapmaktır. Şimdi eğer böyle bakarsak bu büyük binalarımızda, bankalarda ya da şirketlerdeki o hani kapıda hüviyetimizi alan ve ziyaretçi kartı veren insanlar var ya, onlar da aslında öbür taraftan bakarsak özel dedektif gibi bir istihbarat imkanı olması aynı işleri aynı işleri yapıyorlar. Ama yine de Türk okuru, Türk seyircisi yabancıların polisiyelerini takip ettiği kadarıyla bu özel dedektiflik müessesesine yakın. Dolayısıyla olabilirliğini kabul ederek okuyorlar umuyorum benim kitaplarımı. Ben de şahsen polisiye yazacaksam eğer içinde bir özel dedektif meselesinin olmasının şart olduğunu düşünenlerdenim. Ona birazcık işte evrensel nitelikleri, birazcık da yerel niteliklerini koymaya çalıştım. Zaten ne yazarsanız yazın hem evrensel olmak zorunda hem de yerel olmak zorunda. Her ikisinden bir tanesine fazla ağırlık verirseniz ya sıkıcı olur ya da çok aykırı olur. İkisi aynı anda olmak zorunda. Yerelden evrensele doğru gitmek diye de bir tarif vardır çoğu kez. Tabii. Değil mi? Tabii biz Remzi Ünal anlatıyoruz. Çok da gerçek geliyor okuyucu açısından söylediniz siz de. Fakat acaba Celil Oker'in adının önüne geçtiği yorumlarına katılır mısınız? Böyle yorumlar da yapabilir. Geçerse geçsin. Hiç önemli değil. Şimdi mesele şu. Ben bunları yazarak bir evrensel binlerce yıllık hikaye anlatıcılarından bir tanesiyim. Hikaye anlatıcılığı bizim insanoğlunun en iyi bildiği işlerden biridir ve aslında muazzam bir iştir. Ateşin başına toplandığı günden bu yana. Ta o günlerden. Küçük bir çocuğun babaannesinden, anneannesinden, dedesinden dinlediği masallar, hikayeleri falan varana kadar bütün bir muazzam sürecin parçalarıdır bunlar. Bunların modern, en modern insanları işte filmler yapanlar insanlar, dizi yapan insanlar, haber yapan insanlar çoğunluk bazen, roman yazan insanlar. Bu muazzam akışın içinde bir parça olmak bana yetiyor. Yani Remzi Ünal benden öne çıkmış, arkaya gelmiş, çok önemsediğim bir mesele değil. Elbette sizden bağımsız bir karakter olabilmesi bence zaten onun da başarısıdır. Evet. Umarım öyledir. Öyle düşünüyorum. Türkiye'de polisiyeye olan ilgi konusunda gözleminizi de merak ediyorum. Şimdi çok ciddi arttığını söyleyebiliriz. Bunun bir sürü şeyleri var, ölçütleri var. Mesela çok eskiden 50'li 60'lı yıllarda vardı, sonra kayboldu. Sadece polisiye yayınlayan yayın evlerimiz olmaya başladı. Çoğunlukla ve ağırlıkla polisiye kitapları eleştiren eleştirmenlerimiz olmaya başladı. Radyo programlarımız ki sizin NTV radyoda Sevin Hanım'ın programı onlardan bir tanesi. Dolayısıyla kurumsal olarak öne çıkmaya başladık. Evet. Şeylerden bahsetmiyorum. Yazarların sayısı çoğalıyor her gün. Eskiden 10-15 yıl önce daha sınırlı sayıdaydı. Yazarların sayısı çoğalıyor. Yenilerde bir polisiye, salt polisiye üzerine yayın yapacak bir dergimiz olacak. 221B. O da müthiş bir şey. Dolayısıyla iyi durumdayız diye düşünüyorum. Geçenlerde yani 2 gün önce bu kara haftayı yaşadık hep beraber. O da ilk ve onun da devam etmesini umuyoruz. Devam edecek diye umuyoruz. Fena değiliz yani. İyi durumdayız. Elbette. Biz çok mutlu olduk. Hem
kitaba dair bir küçük hatırlatma oldu. Hem de sizinle buluştuğumuz için böyle bir vesile oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz katıldığınız için. Sen ölürsün, ben yaşarım. Çok kısa bir süre oldu. 16 Ekim galiba okuyucuyla buluştu. Raflarda zaten meraklısı takip ediyor. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. Ve Celil Oker'i uğurlarken bir başka haberimizle de devam edeceğiz. Semiha Berksoy Vakfı ve Tiyatro 2000 ekibi doğumunun 100. yılında usta yazar Haldun Taner'i bir oyunla anıyor. Dün Bugün adlı oyunla anıyor. Zeliha Berksoy'un yönettiği oyunun başrollerinde Erdem Akakçe, Can Yılmaz ve İpek Gülbir var. İşte detayları. Türkiye'de epik tiyatro türü ve kabarenin öncülerinden biri Haldun Taner, doğumunun 100. yılında Dün Bugün oyunuyla anılıyor. Haldun Taner doğuyor işte, daha neşet var ne güzel, son padişah Vahdettin Taş'ta daha fethedilmemiş mezar. Haldun Taner sahnesinde galası yapılan ve sezon boyu sahnede olacak oyunun yönetmenliğini Zeliha Berksoy üstleniyor. Ben de bir kere binebilir misin? Tabii, bir öpücük verirsen binersin. Ha, yağma vardı. Onun eserlerinden bir derleme yaptık. Bunlar Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Keşan Lale Destanı, Vatan Kurtaran Şaban ve Günün Adamı. Bu oyunlardan bir kabare hazırladık. Çok güzel şarkılar, skeçler, gayet eğlenceli, gayet neşeli ve gayet iğneli. Büyük ustalığının yanında biz hem eğlendirerek, hem düşündürerek, hem de bayağı bazı konularda izleyicilerimize sorumluluk yükleyerek bu derlemeyi yaptık. Ha, nasıl olsun? Bu nedir? Bu bir insan iskeletidir efendim. Aferin. İnsan nereden gelmiştir? Orta oyunu biçiminde sahnelenen oyunda Erdem Akakçe, İpek Gülbir, Alayça Öztürk ve Can Yılmaz başrolde. Oyunculara sahnede bir orkestra da eşlik ediyor. Güzel bir Dün Bugün göndermesi oldu diye düşünüyoruz. Müzikli, şarkılı, danslı, güzel bir oyun oldu diye düşünüyoruz. Ülkemizde özellikle dünden bugüne neler değişmiş, neler yaşanmış, şu an neredeyiz, dün neredeydik? Aslında bunların cevaplarının olduğu bir oyun. Yaşamasını seven insanlar çok ortalarım. Yani insan dünyaya bir kere geliyor. Her şeyden evet diyor böyle. Dün Bugün 28 Ekim ve 12 Kasım'da Akatlar Kültür Merkezi'nde, 5 Kasım'da Koz Yatağı Kültür Merkezi'nde, 9 Kasım'da Kağıthane sahnesinde. Dragos vereyim, Dragos. Sen tam benim aradığım adamsın. Seni kendime kalemi mahsus müdür yapıyorum. Gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde buluşmayı diliyoruz.